Evet arkadaşlar, 5. günün 9. parçası. Fiillerimiz yine bulunmakta. Hemen bakalım fiillerden tanıdık olanlar var mı, yeni olanlar var mı? Hemen başlayalım ve lead bir tanıdık fiil. Öncülük etmek, liderlik etmek şeklinde kullandığımız. Biliyoruz ki yan tarafına lead to koyduğumuzda arkadaşlar, yol açmak, sebep olmak şeklinde kullandığımız başka bir fiile gitmekte. Evet, sail demişiz. Yelken açmak, denize açılmak şeklinde kullandığımız diğer bir fiilimiz. Denizcilikle alakalı bir parça olduğunu göreceğiz zaten birazdan incelediğimizde. Onlardan bir fiil sail. Serve, hizmet etmek. Yani servisten direkt çıkabilir. Ne olarak hizmet ediyorsa sayın arkadaşlar as diye koyabiliriz. Serve as a sailor, denizci olarak hizmet verir. Serve as a lawyer, avukat olarak hizmet verebilir. Dismiss, kovmak, men etmek, İşten atmak şeklinde kullanabileceğimiz bir fiil. Ve öncelikli olarak from edatıyla bolca görebiliriz. Diğer de fire, hem biliyorsunuz ateş etmek hem de işten atmak. Lay off da deyim hali. İşten atmak, kovmak, uzaklaştırmak diye kullanabiliriz. Evet, from'la beraber kullanılıyor dismiss. Offer, sunmak, teklif etmek. Teklifte bulunmak şeklinde. Ne yapmayı teklif ediyorsa offer to fiil bir olacak şekilde değerlendirebiliriz. Yardımcı olmayı teklifinde bulundu vesaire. Offer to help diyebiliriz. Assign, vermek, atamak şeklinde kullanılıyor. Normal give mantığıyla ya hoca çok ödev veriyor vesaire derseniz assign to. İşte Ankara'nın şu şubesine atandı bir bankacı için söyleyecek olsanız da yine assign to a branch deyip bir şubeye atandı şeklinde gidebilir arkadaşlar. Yani to edatıyla güzel anlaşır. Discover mantığına yakın keşfetmek, keşifte bulunmak, keşif yapmak şeklinde. Bakın hemen ilk cümlede gözüme çarpıyor isim halini hemen buraya getirebilirim. Exploration'da keşif ismi olacak birazdan. Gemiler için sink, batmak. Mutfakta sink, lavabo. O da sonuçta batmaktan geliyor. Search, aramak, arama yapmak şeklinde. Neyi arıyorsa aradığı şeyi for edatıyla beraber de verebilir arkadaşlar. Search for information, bilgi arıyordur birisi şeklinde. Evet, seek, bu da bulmaya çalışmak. Bulmak değildi arkadaşlar. Lütfen burayı bir düzeltelim. Bir ufak bir hızlı yazmışımdır burayı. Hemen düzeltiyorum. Bulmaya çalışmak. Yani bir nevi bu da aramak şeklinde değerlendirebiliriz. Orayı düzeltelim. Şöyle hatta tamamıyla üstünde olsun. Bulmaya çalışmak. Bulmak değil. Bulmak da direkt find olur çünkü. Ufak bir değişiklik olsun. 16. yüzyılda. Biliniz ki past'lar geliyor arkadaşlar. Bol bol past simple göreceğiz. Ne oldu 16. yüzyılda? Nedir bu? Bir dönemdir. Nasıl bir dönem? Büyük deniz keşiflerinin olduğu 16. yüzyılda Magellan neyin liderliğini, öncülüğünü yapıyor? İlk keşif gezisinin liderliğini yapıyor, öncülüğünü yapıyor. Amaç ne? To sail around the world. Dünyayı yelkenliyle dolaşmak. Dünyanın etrafında yelken açmak gibi ilk bir keşif gezisi var. Bunu ilk Magellan gerçekleştiriyor. Burada bir gramer notu düşeceğim. O gramer notu da şudur arkadaşlar. The first'le, the second'la, işte the third. Nedir bu? Sıralama sayılarıyla. The last, son. The next, bir sonraki. The best, süperlatifler. The most, the best. Bunlarla cümle başlıyorsa, devam ediyorsa arka tarafından arkadaşlar to fiil bir ile çıkıyor. Neyde ilkse, neyde ikincisi, neyde en iyisi ise. Burada to fiil bir ile devam etmesi gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Gördünüz mü the first, the second'ı hemen arka tarafından to arayın. Hadi bir olarak diyelim. Bayağıdır özlemiştik değil mi? As a young Portuguese noble. Genç, Portekizli bir soylu olarak he, Magellan, hizmet etti. Kime? The King'e, krala hizmet etti. Kime? Portekiz kralına hizmet etti. Tamam. Fakat diyor, bir şeyler ters gitti. Hizmet ediyor ama fakat he became involved in, bulaşmıştı, karışmıştı. Neye bulaştı? Political intrigues. Politik entrikalara. Intrigues, entrika. Intrigues, entrika. Politik entrikalara bulaşıyor bu. Nerede? Sarayda politik entrikalara karışıyor. Ve böylelikle kaybediyor. Kralın iyiliğini kaybediyor. Ne demek kralın iyiliğini? King's favor. Yani gözünden düşüyor.
O zaman lose favor eşittir gözünden düşmek arkadaşlar. Güzel bir kalıp. Den sonra. Neyden sonra bakalım? He was dismissed. Bakın kovduktan sonra değil, kovulduktan sonra. Nereden? From service. Hizmetten kovulduktan sonra. Görevden uzaklaştırıldıktan sonra. Kim tarafından? Portekiz kralı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından gidiyor hizmet etme teklifinde bulunuyor. Kime? Gelecekteki imparatora. Kim o? İspanya'nın 5. Charles, yani gelecekteki İspanya kralı olacak olan 5. Charles'a hizmet etme teklifinde bulunuyor. Bak şimdi Portekiz'de gözden düşünce kraldan bu gidiyor İspanya'ya yanaşıyor. Bir şeyler daha olacak. 1493'ün efendim bir papa bildirisi yani fermanı. 1493'te bir papa fermanı ne yapıyor? Had assigned, veriyor, give yapıyor. Bütün toprakları. Yeni dünyadaki, yani keşfedilen bu, yeni dünyadaki 50 derece batısında bulunan, yeni dünyanın 50 derece batısındaki bütün toprakları assigned to Spain. Yeni dünyanın 50 derece batısındaki bütün toprakları İspanya'ya veriyor. Aynı hattın deadline, aynı hattın doğusunda bulunan bütün toprakları da Portekiz'e veriyor. Yarısını İspanya, yarısını Portekiz'e veriyor. Tabii Magellan burada devreye giriyor. Diyor ki Magellan şunu ispat etme teklifinde bulundu. Neyi ispat etme teklifinde bulundu? Prove that. That alan fiillerden bir tane daha. Believe that, suppose that, think that, imagine that gibi. Okay, prove that. Neyi ispat etme teklifinde buluyor? Diyor ki efendim Hint adaları, yani bu Doğu Hint adaları İspanya himayesi altına düşüyor. Yani İspanya'nın himayesi altında olması gerektiğini ispat etme teklifinde bulunuyor. Diyor ki efendim ben bunu ispat edeceğim. Siz bana güvenin. Tam tarihlerde 10 kullanılır. Eylül 20 1519'da Magellan yelken açıyor İspanya'da. 5 tane gemiyle. Den fazla, 1 yıldan daha fazla bir süre sonra, later, bu gemilerden bir tanesi keşif yapıyordu. Güney Amerika'nın topografyasını keşfediyordu. In search of, peşinde, arayışında yani. Neyin peşinde? Bir su yolu peşinde. Güney Amerika'nın topografyasını keşfediyor. Kıta çapında, yani Amerika kıtası çapında bir su yolu arıyor beyefendi. Ama arama yaptığı gemi batıyor. Fakat geride kalan 4 tane gemi arıyor. Neyi arıyor? Boyunca. Ne boyunca arıyor? Güney Yarımadası boyunca. Güney Amerika'nın Güney Yarımadası boyunca arayışlarına devam ediyor. Sonunda buluyorlar. O geçidi buluyorlar. O bulmaya çalıştıkları, peşinden koştukları geçidi buluyorlar. Nerede? Yakınlarında. 50 derece seyredi, estedi south, güney. 50 derece güney enleminin, latitude enlem, 50 derece güney enleminin yakınlarında aradıkları geçidi buluyorlar. Magellan isim veriyor. Bu geçide ne ismini veriyor? Azizler Geçidi ismini veriyor. Fakat günümüzde o, yani bu geçit, it is known as nokta nokta olarak bilinir. Ne olarak bilinir? Magellan Geçidi olarak bilinmektedir diyor arkadaşlar. Bayağı güzel bir parça olduğunu görüyoruz. Bayağı past simple var. Güzel kalıplar var. The first, the second, the third'leri görürseniz, süperlatifleri görürseniz, last'ı görürseniz to'lu çıkış yapıyorsunuz. As'i olarak anlamıyla kullandık. Involve in, bir şeye karışmak, bulaşmak. Politic intrigues, entrikalar. Lose favor, gözünden düşmek. Dismiss from service, görevden uzaklaştırmak. Offer to serve, hizmet etmeyi teklif etmek. Papal decree, papa fermanı. Assign to, şuraya kadar geldi, assign to, vermek. Offer to prove, ispat etmeyi teklif etmek. Fall under authority, himayesi altında olmak. Set sail, yelken açmak. Explore the topography, topografiyi, coğrafya yapısını keşfetmek. In search of, peşinde. Across the continent, kıta çapında. Başka neler var bakalım? Buralarda. Evet, known as olarak bilinmek gibi anlamlarla gidiyor. Şimdi arkadaşlar biraz çevir yapacağız. Çevirilerin bazıları parçayla alakalı. Şunu söyleyeyim, bütün hedef kelimeler var orada.
Bu hedef kelimeler bir defa parçada geçen olan. Ama bazı cümleler parçadan, çoğunluğu ise parça dışında. Okey. Hazırsak ben altlarını çiziyorum. Bunlar parçada olup biten kelimeler arkadaşlar. Bunları birinci cümle mesela parçadan. Ferdinand Magellan dünya etrafında yelkeniyle açılmak için ilk keşif gezisine öncülük etti. Magellan dünya etrafında yelkeniyle açılmak için ilk keşif gezisine öncülük etti. Çeviri baştan alıyorum, sondan toparlayarak geliyorum. Bu otel 30 yıldır aynı lokasyonda, aynı konumda turistlere hizmet etmiştir. Öğretmen, öğrencilere çok fazla ödev verdi. Hayvanlar, avlanmak ve yemek için, şuraya geldim, avlanmak ve yemek için bir av, şuraya hemen aldım, bir av peşinde koşarlar, bir av ararlar. Ben paketleri taşıma teklifinde bulundum. Fakat o herhangi bir yardım almayı reddetti. Astronotlar. Yarım yüzyıldan fazladır. 50 yıldan fazladır. Uzayı keşfetmektedirler. Have been explored. Niye kelimelerimizde bu cümlelerde yediriyoruz arkadaşlar. Güzel bir parçaydı yine bu da. Tanıdık kelimeler, yeni kelimeler hepsi bizimleydi. 10. parçada kaldığımız yerden devam edeceğiz.